Şu an elimde Polnisch'in Aileen'e yazdığı aşk mektuplarından birine bakıyorum. Aileen, ne diyebilirim? Hediyenin bana yaşattığı mutluluğu nasıl tarif edebilirim? Sevgilim, bu kutunun sana benzemesi ne kadar da absürt bir şey. Bunu sen mi tasarladın? Evet, kesinlikle sen yapmışsındır. Bu kutunun mektupları sakladığı kutu olduğunu ve Tate'de bir yerlerde olduğunu düşünüyorum. Aileen Agar'a ait ilk koleksiyon, Tate'in arşivlerine 1987'de geldi. Aileen'e ait arşivler adeta kafasının içinde olmaya eşdeğer. Tate'de ve başka yerlerde sergilenen çalışmaların ilhamlarını nereden aldığını anlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten etkileyici. Dairesine ilk kez girdiğimde Aileen beni büyülemişti. Bir kuş gibi canlı ve cıvıl cıvıldı. Bence insanların bir yabancıya, evlerine, hayatlarına, hatta en özel eşyalarına göz atması için izin vermesi oldukça cömertçe bir davranış. Oraya girdiğiniz anda artık Aileen Agar'ın hayatındasınız. Bunu görmek olağanüstü bir deneyim. Stüdyonun çeşitli köşelerinden toplanmış bir sürü şey var. Bir çalışmanın öncesine ait ya da eseri meydana getirecek ya da getirememiş olan parçalar, gelecek çalışmalara ait eskizler. Tüm bunları halka sunabiliyoruz. Ziyaretçiler de bu sayede galeride gördüğü eserin nasıl bir süreçten geçtiğini daha iyi bir şekilde anlayabiliyor. Aileen'in çalışmalarından bu kadar etkilenmemin sebebi son derece kişisel, alışılmadık ve gerçekten orijinal olmaları. Onun çalışmalarına benzer çalışmaları olan başka bir daha olduğunu düşünmüyorum. Birbiriyle hiç alakası olmayan iki obje arasında bir kıvılcım çıkarabilmek, Agar'a ait bir özellik. Bu objelerle yeni bir şeyler ortaya çıkarmasına rağmen geride bir tanıdıklık, aşinalık hissi kalıyor. Yani yeni objeyi gördüğünüzde onu meydana getiren objelerin ne olduklarını anlayabiliyorsunuz. İzleyici bu sayede geriye çekilip bir süreliğine de olsa dünyaya değişik bir gözle bakabiliyor. Kumsalda ya da doğada dolaşırken topladığı objelere değişik bir gözle bakıp onlardan farklı objeler yaratabiliyordu. Bu onun özelliğiydi. Gerçekten müthiş. Bu objeleri topladığı belirli yerler vardı. Çalışmalarındaki ana temalardan biri kumsal tarayıcılığıydı. Deniz Objesi isimli eserindeki amfora yüzünden eski medeniyetlere aitmiş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Bunun üzerine eklenen kabuklar ve iskeletler de yeni bir gerçeklik yaratarak sürrealizm için elverişli bir ortam doğuruyor. Aileen Agar'a ait bize gelen ilk arşivde Polnisch'in yazdığı aşk mektupları vardı. Mektuplar İki sanatçı arasındaki bilinmeyen gizli ilişkinin dokümanlarıydı. Pencerenin önündeki masada üç tane kağıt yığını vardı. Kendisi odadayken onlara bakmam yerine her şeyi götürüp incelememi ve sonra da geri getirmemi istedi. Bunun sebebi oradaki her şeyin son derece özel olmasıydı. Bunun üzerine ben de kağıtları toparladım ve beraberimde götürdüm. Arşivin heyecan verici yönlerinden biri, Polnisch'in arşivlerine de sahip olduğumuz için iki arşivin nasıl iç içe geçtiğini görebilecek olmanız. İki sanatçının nasıl kenetlendiğini bu sayede daha iyi şekilde görebiliyoruz. Bu da bir anla alakalı çok daha geniş bir kültürel bakış açısına sahip olmamızı sağlıyor. Birbirlerini nasıl etkilediklerini görmek son derece ilgi çekici. 1930'ların ortasından sonlarına kadar uzanan, sanat açısından çok verimli bir ilişkiymiş. Arşiv Agar'ın kumsal tarayıcılığına benziyor.
ilk bakışta neden orada olduğunu anlayamadığınız şeyler var. Daha fazla ve başka şekillerde düşünmenizi sağlıyor. Her şeye iyi bakılacağını bilmek aileyi çok rahatlatmıştı. Sanat dolu bir evde çok mutlu olduğu için buranın da evi olduğunu düşündüğünü zannediyorum.